Peki diyor ki bir arkadaşımız Cenk Akarsu, Bankof'un yapmış olduğu işlemler hakkındaki düşünceleriniz, kurumun sahip olduğu ayrıcalıklar piyasaya istediği gibi yön vermesine sebep olmuyor mu? Güzel. Şimdi bir kere bir kurum isminden bağımsız konuşalım arkadaşlar. İki farklı pencereden bakayım. Hatta sen de, hatta Cem de yayındaysa o da bir katkı sunarsa sevinirim. Elbette. Netice itibariyle aracı kurumlar müşterilerin emirlerini borsaya iletmekle yükümlü. Bu yani bugün eleştirdiğimiz ya da yine son birkaç gündür eleştirilerin üzerinde yoğunlaştığı aracı kurumlar. Zaman zaman bize de buna benzer şeyler oldu. Ama netice itibariyle biz müşterimizin emrini iletiyoruz. O müşteri eğer piyasanın iyi olacağını düşünüyorsa alım yönünde emir gönderiyor. Kötü olacağını düşünüyorsa ya da bir direnç noktasına geldiğini düşünüyorsa da satış yönünde bir emir gönderiyor. Şimdi bu eleştirdiğimiz kurumlar olmasaydı yani bir böyle deney gibi düşünelim bunu. Bu piyasa o zaman işte 7200'den 9500'e de gelmeyecekti. Ya da 4000'den kalkıp 8000'e de gitmeyecek. Dolayısıyla bizim burada buradaki sorun şu. Bu tip büyüklükte işlem yapan kurum ya da fon sayısı azalınca insanlar ya da kurumlar ya da portföy yöneticileri istedikleri gibi rahatlıkla bir pozisyon ayarlamasını yapabiliyorlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben diyorum ki abi ben gelirim Borsa İstanbul'a bugün sabahtan başlarım ve akşama satar akşama kadar işte holding satarım, banka satarım, işte Ereğli satarım, Tüpraş satarım. Çünkü benim şöyle bir rahatlığım var. Eli benim kadar büyük ya da bana yakınlıkta büyük bir ya da birden fazla kurum olmadığı için piyasanın yönünü ben belirliyorum. Bu piyasayı denetleyen ve düzenleyen kurumların aslında bir kabahati değil. Yani şöyle düşünün. Sorumluluğu. Tabii. Ben 30 yıldır buradayım. Burada öylesine yabancı arasında rekabet gördüm ki ben. Ya birini sattığını biri aldı, biri sattı. Sen piyasa dedin de öyle olsun. Ama sen maalesef uzun zamandır yani düşün arkadaşım yani niye 12 sene sonra not artışı gelmiş? Ya 12 sene de kurban olayım yani. Bugün doğan çocuk ilkokulu bitiriyor yani 12 yaşında. Tamam. Dolayısıyla sen bir kere neden bu yabancı gitti? Cevabını arayacaksın. Eğer burada alışta ve yani bu kurumsal ve büyük yatırımcı sayısını arttıramadığımız sürece bu ve buna benzer şeyler ne derler ortaya çıkacak. Bakın benzer şeyler konuşuluyor yine. İşte ona o yasak getirilsin, buna bu yasak. Kardeşim gözünüzü seveyim bak yapmayın. Yani bu işleri yasaklayarak bir yere götürme şansımız olamaz. Yani piyasa iyiyken yaşa baba kralsın sayende bugün parayı aldık işte Akbank'tan, Koç'tan ne bileyim işte elimdeki hisseden. 2 gün sonra sattığında ya Allah sizi kahretsin işte öyle değil piyasa öyle bir şey değil. Ha bak bir daha söylüyorum piyasanın yani dört bacaklı bir masanın bir bacağı eksik burada. O eksik olan bacak ne? Kurumsal yatırımcının, yerlinin de yabancının da. Yerli tarafı artıyor özellikle işte yatırım fonları, bireysel emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri. Ama sen yabancıyı tekil hale getirdiğinde ve ağanın cebindeki para senin cebindeki paradan da büyükse maalesef böyle oluyor. Bazen şöyle oluyor değil mi? Ortada fol yok, yumurta yokken bir bakıyorsun piyasa hop %3 gitmiş. Hiç diyor musun mesela ya Allah kahretsin bu da aldı elimizdeki hisselerin fiyatı arttı diye. Yani Demek. arkadaşlar kendi bakış açılarıyla haklar ama bu bakış açısı doğru ve sağlıklı bir bakış açısı değil. Ne Bizim katkı için versin dediğin için söyle. Bu arada internet. önemli, sesi yine bir gitti geldi kusura bakma üstüne konuşuyorsun. Bizim için önemli olan buradaki yapıyı daha fazla yatırımcının işlem yaptığı bir şeye tekrar dönüştürebilmek.